Arkadaşlar merhabalar. 3D TYT Türkiye Geneli Matematik denemesini çözeceğim size. Burada sorularda evet gerçekten zorlayıcılık e, yüksek. O yüzden de gerçekten netleri düşük gelen arkadaşları ben anlayışla karşılıyorum. Ben çözeyim, siz de böylece yorum görmüş olun. Şimdi ilk soruda arkadaşlar bakın aslında üçgen benzerliği gibi böyle oradan yararlanarak benzerlik bile yapılır ama biz doğru orantı mantığıyla halledelim. Bakın 5 bölmeye ayrılmış 2 rakam arası. Dolayısıyla şurası arkadaşlar 6 nokta pardon 5.8 olacak. Neden? Her bir bölme 5'e bölündüğü için haliyle 0.2 0.2 şeklinde gidecek. Dolayısıyla 5.8 arkadaşlar. Bu kaça karşılık geliyormuş gerçekte? 232'ye. Sonra bize ne demiş? Büyük çam ağacı. Büyük çam ağacına da dikkat ederseniz 8.6 arkadaşlar. O zaman bu da x olsun. Böylece 8.6 çarpı 232 eşit olacak 5.8 çarpı x'e. Buradan da x'i söyleyeyim ben arkadaşlar size 344 santim geliyor. İlk soru C şıkkı. İki şekiller aralarında asal olacaklarmış arkadaşlar. Yani bu şu demek. 2A ile AB ile 2B ile hepsi birbiriyle aralarında asal olacak. Yine 3B ile 3C ile ve BC ile aralarında asal olması lazım. Yani birden başka ortak bölenleri olmaması gerekiyor. Haliyle buradan yola çıkarak arkadaşlar o zaman şunu söyleyebiliriz. Ee, burada A'yı 9 yapalım. Neden? Farkın en küçük olmasını istiyorsak 300'e mümkün olan en yakın sayı yani 290 ile başlayan bir sayı düşünelim. Sonra da arkadaşlar buraya B'ye 1 diyeceğim. Neden 1 diyeceğim biliyor musunuz? Evet 300'e yakın olsun diye 297 demek aklınıza gelebilir ama bu sefer burayı büyütmüş olursunuz. Bu yüzden bunu söylemiyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bunu sildim. Normal standart ben yine buraya B ye gördüğüm yere 1 yazacağım. Dolayısıyla arkadaşlar C'ye de aralarında asal olması için 2 yazarım. Bakın 3 1, 1 2, 2 3 hepsi aralarında asal. 2 9 91 ve 12. 2. Hepsi aralarında asal böylece arkadaşlar 312 eksi 291 buradan 21 geldi. B şıkkı oldu. İşlemin sonucunun en fazla olması için arkadaşlar bir kere ben şunu yaparım. 10 faktöriyeli 7 faktöriyeli bölerim. Sebep bunu böyle bölünce 10 çarpı 9 çarpı 8 parantezinde 7 faktöriyel. Bu zaten bölü 7 faktöriyel bunlar sadeleşir. 720 olur sol taraf. Yine sağ tarafa da arkadaşlar e, geriye kalan 8 faktöriyel ile 9 faktöriyel yazarsak bunlar da sadeleştiği zaman bakın 9 gelir. Böylece 729 olur. Değişik. Bu mesela denemeye göre bence kolay bir soru. Bu soruda arkadaşlar bakın tam sayı olmasına rağmen sayılar. Burada bir kök 5 var. Bu arada sonuçta bir tam sayı. Şimdi tam sayı olması için Sonuçta C ve B'yi biz çarptığımızda tam sayı gelir. Kesinlikle köklü sayı gelmez yani birbirini götürmez. O zaman burada kök 5'ten kurtulmak için işte kat sayısının 0 olması lazım. Yani A 2B olacak ki 0 çarpı kök 5 olsun. Böylece C ve B tam sayı olduğu için evet bir tam sayı cevabımız çıksın arkadaşlar. A 2B olduğuna göre B tam sayı olduğuna göre A kesinlikle çift B şu an soru işareti. Sonra arkadaşlar, 0 1 çift sayı olduğu için çift sayıyla neyi toplarsak tek olur tabii ki teki. Haliyle C B de tektir. İki sayının çarpımı tekse C kesin tek, B kesin tek. Buna göre arkadaşlar A artı B çiftle tekin toplamı olduğu için evet kesinlikle tektir. A çarpı B bir tanesi çift olduğu için çarpımı men çift olur. A çarpı C arkadaşlar çift, B de tek olduğu için bu da tek olacak farkları böylece 1, 3, D şıkkı oldu. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken tek şey düzgünce sayıları çarpmak aslında. Şimdi 8 üzeri 2 tane müdür var. 8 üzeri 2 tane müdür olduğuna göre bunlara 16 üzeri 3'lük bir yardımda bulunulacaksa 8 üzeri 2 çarpı 16 üzeri 3 tane yardımda bulunur. Dolayısıyla üstün üstü çarpılır 2 üzeri 3 üzeri 2'den 2 üzeri 6. 16 2 üzeri 4'tür bir de üstünde 3 var üstün üstü çarpılır 2 üzeri 12. Böylece tabanlar aynı üstleri topla 2 üzeri 18 oldu. Şimdi gelelim e, memur sayısına. Burada şunu düşünün basitçe 3 tane müdür olsa ve bunların her birine 2 tane bağlı memur olsa 3 çarpı 2'den 6 dersin değil mi? Aynı bu mantık arkadaşlar işte 8 üzeri 2 tane müdür var kendisine bağlı 4 üzeri 4 tane memur var üstün üstü çarpılır 2 üzeri 6 Yine üstün üstü çarpılır. 2 üzeri 8 oldu. Ee, böylece 2 üzeri 14 tane arkadaşlar insan oldu memur. Şimdi bunlara da ne yapılıyormuş? 4 üzeri 4 tane bir yardımda bulunuyormuş. 2 üzeri 14, 4 üzeri 4, 2 üzeri 8'dir. Böylece 2 üzeri 22. Ne demiş soru bize? Toplam yardım. 2 üzeri 22 artı 2 üzeri 18. 2 üzeri 18 parantezinde bunu 2 üzeri 18 çarpı 2 üzeri 4 diye ayırın. Böylece 2 üzeri 18 en burada var en burada var. 2 üzeri 4 kalır. Diğerinde hiçbir şey yoksa sakın sıfır yazma. 1 yaz tabi. 2 üzeri 18 çarpı 17 olmuş oldu. Yani D şıkkı. Şimdi arkadaşlar normalde sadece şuraya baksaydınız ne derdiniz? Eksi 10 B eksi 5 10. Çünkü mutlak değerde bir eksili bir artılı açılır küçükse. Haliyle eksi 5 b küçük 15 derdik. Ancak bir mutlak değer sıfır eşit ise içi sıfırdır. Bu yüzden a 4'tür. b de a'nın sağında olduğu için b 4'ten büyük olmalı. O yüzden burayı düzelttik hemen. Haliyle ikisini çıkardığımız zaman ikisi de dahil olmadığından bir daha çıkarırız. Böylece kaç tane durum varmış? 10 tane durum. B şıkkı. Yaşları birbirinden farklı iki basamaklı doğal sayılar olan 5 kardeşin yaşlarının rakamları çarpım 525 denmiş. Haliyle arkadaşlar 525'i ben hemen bir ayırırım çarpanlarına. Nasıl ayıralım? 5'e bölelim. 105 olur. 105 çarpı 5. Bu da 21 çarpı 5. Yani o zaman çarpanlar 3, 7, 5, 5. Yalnız arkadaşlar iki basamaklı sayılarda normalde 10 tane rakam var. O zaman bunlardan 4 tanesi bunlar ya 6 tanesi de arkadaşlar bu birlermiş. 1 2 3 4 5 6 bakın. Demek ki bu sayılar arkadaşlar 1'lerden 6 tane ve 4 tane de 3 7 5 5'lerden oluşuyor. Haliyle bunların çarpımı gerçekten 525 olmuş oluyor. Şu an 10 tane rakamımız var. Haliyle buradan yola çıkarak ne söyleyeceğim? Bir kere yaşları toplamı ne olabilir diyor ya. Burada arkadaşlar birbirinden farklı olduğu için bu kardeşler kolaydan başlayalım. 15 ve 51 kesinlikle olmalı. Çünkü bunları istediğiniz kadar uğraşın bunlardan farklı sayı üretemeyeceksiniz. Bir de neye dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar? Şimdi 15 ve 51 kesim vardır dedik. 2 tane 1 kullandım. Bir de arkadaşlar 11'i de kullanacağız. Niye? Elimizde 4 tane 1 kaldı. E haliyle ben bunların 2 tanesini kullanayım ki böylece diğerlerine kullanma şansım olsun. 3, 7, 5 içinde ne diyeceğiz? Birisi arkadaşlar 13. Birisi 17 olabilir. Bakın ihtimallerden biri bu. Şimdi 5'i iki kere kullandık gitti. Sonra ne dedik? İşte 15 ve 51 olsun ki böylece onları farklı farklı kullanmış olayım. 5 ve 1 bir daha 15, 15 olmasın. Sonra elimde... 4 tane 1 kaldı. Bunlardan 2 tanesiyle 11 oluşturayım ki Elimde yoksa kullanacak fazla bir kalır diye onları kullandım. Böylece aslında sorunun şu kısmını hemen hızlıca halledebilirdiniz. 13 ve 17 şunu diyebilirsiniz ama hocam 31 o, e, şu da olur, 71 de olur. Ya da e, 13 olur, 71 olur hocam. 31 olur, 17 olur. Evet arkadaşlar bunları topladığınız zaman bu ihtimallerin içinde 107 ve 125 var ama... 136 yok. Diğerleri de zaten öncüllerde yok. O yüzden bunları seçtikten sonra elimizde 1 ve 2 öncülleri kaldı C şıkkı. Takip ettiği kişi sayısı takipçisinden daha fazlaymış ve 360 yeni takipçi elde etmiş arkadaşlar. Ne olması için? Ona dikkat edelim. Takipçi sayısı eşit olması için bakın. Gördüğünüz gibi haliyle ABC artı 360 BAC'yi eşit oldu çünkü takip ettiği insan sayısı fazlaydı. O zaman 360 eşittir 100B 10B, 90B. Sonra 100C eksi şey, C eksi C 0. 10A 100A eksi 90A. Böylece arkadaşlar B A 4 geldi. Şimdi bir de soruda ne demiş? CBA sayısı 12 ile tam bölünüyormuş arkadaşlar. Şimdi haliyle gönderitler diyor çünkü bakın. Bu 12 ile tam bölünüyorsa dikkat bir kere çift sayı olacak. O zaman A en fazla olması için arkadaşlar C, B, A mecburen 4 olur. Neden? 6 olursa rakam olmaz B. Dolayısıyla A'ya 4 dedim. B'ye 8 dedim arkadaşlar. Buradan da 8, 4 daha 12. 3'e tam bölünmesi lazım. 4'e tam bölünmesi lazım. Şu şartlarda 4'e tam bölünüyor. Bir de gideceğim ne yapacağım? C'ye maksimum 9 vereceğim. Çarpımları arkadaşlar 9 çarpı 4'ten 36 AC'nin B de zaten 8 olduğu için toplamları en fazla 44 oldu E şıkkı. Arkadaşlar bu yeşil sıvı ne kadar var belli değil mavi sıvı mı? Bende yeşil görünüyor bu ama neyse işte. Ee, 1.8 litre bu maddeden alıyormuş arkadaşlar tamamı. Ancak biz şu an Etiketten dolayı nereyi görüyoruz? 1, 2, 3, 4 bölmeyi görüyoruz. Yani 1.8 bölü 10 tamamı e, bir parçası pardon. Bunun da 4 katından büyük veya eşit. Belki de hakikaten tam bu hizadadır. Ya da buradaki arkadaşlar x bölü 40 litre neyden küçük eşit olur? Tam burasında sınırda kalmış olabilir. O yüzden görmüyoruzdur. O da 1.8 bölü 10 çarpı 7 arkadaşlar. Tabii ki sizi bekletmemek için mecburen çarpacağım. Ama burada şey yapabilirsiniz. Ee, 1.8 ile 4'ü çarparsınız arkadaşlar. 7.2 sonra payda eşitlemek için her tarafı 4 ile çarpalım. Onu da hesaba katalım bakın. Burayı 4 ile çarp. Burayı da 4 ile çarp ki hepsinin paydası böylece 40 olsun. 40'lardan da kurtulmuş olalım böyle tamam mı? Şimdi 4 çarpı 1.8 çarpı 4 arkadaşlar. 28.8 Küçük eşit x. 1.8 çarpı 7 çarpı 4. Oradan da kaç oluyordur ya bu şimdi? Vallahi 7.2 ile 7'yi çarpacağız arkadaşlar. 504 yani evet 50.4. O zaman alacağı en küçük değer 29 olacak. En büyük değer de 50 olacak. 50'den 29'a arkadaşlar. Kaç tane değerimiz var? 21. İkisi de dahil olduğu için 22 B şıkkı. Bu tehlikeli bir soru arkadaşlar gerçekten. Yani denemenin matematik soruları içerisinde biraz böyle korkutucu olanlardan biri gibi geldi bana. Ee, çözümü kısa ama orada bir olayı fark etmek lazım. Şimdi siz kümelerde şöyle bir küme oluşturamazsınız. Baştan söyleyeyim. 1, 2, 1. Aynı eleman iki kere yazılmaz. O yüzden böyle şey yapma şansınız da olmayacak. Hocam böyle virgülleri atarım. Böylece buradaki elemanların hepsiyle bilmemlerin ikilisi şeklinde küme oluştururum. Ama yok. Neden? Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane eleman var. Haliyle 8 elemanlı 8'in ikilisi falan yapmayacaksınız. Sebep 1'i 2 kere, 2'yi 3 kere kullanmış oluyoruz. Böyle bir e, dizilim olmaz arkadaşlar kümelerde. O zaman ne yapabiliriz? Birincisi şunu düşüneceksiniz. 2 elemanlı alt kümelerin tek tek benden hangileri olduğunu istemiyor. İki elemanlı alt küme sayılarını hesaplayın diyor. Kendim uydurarak böyle bir küme yapabilirim. Sonuçta bu kümenin iki elemanı var ve ikinin ikilisi. Yani bir tane alt kümesi var. Sayı istiyor. Bakın iki elemanlı alt kümelerin sayılarını hesaplayın ve farklı sonuçlar. Ben ister 12 işte 132 512 diyeyim. İstersen buradan böleyim fark etmez. Her türlü ikinin ikilisi olacak arkadaşlar. O yüzden bir bu. Sonra 3 yaparım 12. 13. Bunları yapalım ki aradan çıksın arkadaşlar. Sonra 4 yaparım. Şöyle 12, 13, 25 yaparım bakın. Ha, burada ama 25'te patlar. Şöyle ayırırım. 12, 13, 2, 512. 4 tane eleman olur. 4'ün ikilisi olur arkadaşlar. 5 tane için bir deneyeyim. 1, 2, 13. Şöyle 25 desem. 1, 2, 3, 4, 5 oldu bakın. 5'in ikilisi bunları da altına yazalım. 3'ün ikilisi 3. 4'ün ikilisi 6 ve 5'in ikilisi 10. 6'yı deneyelim şimdi arkadaşlar. 6 için ne yapabiliriz? Mecburen kontrol edeceğiz tabii ki. Şimdi 1 sonra 21 diye yapayım. O 2 ile bir daha uğraşmayalım. 3 2'yi ayırayım şöyle. Sonra burada bir de 2'yi kullandım. Artık bir daha kullanamam. Şöyle ayırayım. 1, 2, bir e, şey 1, 2, 1, 21 yani. 1, virgül 21, 3, virgül 2, virgül 5, virgül 12. Kaç eleman? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'nın ikilisini de ittirerek de olsa arkadaşlar bulduk. 15 tane 7 olmayacak. Bir kere neden 7 olmaz arkadaşlar? Mantıklı da olalım. Şimdi bunları topladığınız zaman cevap ne oluyor bakın? 35. Eğer burada durmayıp yok ya ben deneyeceğim 7'li yapmaya çalışacağım dersen olmadığını görürsün. Bir de üzerine vakit kaybedersin. Sınavın bir test sınavı olduğunu da göz ardı etmeyin. 7 elemanı bulmak için zorlamaya bu yüzden gerek yok. Ama gördüğünüz gibi ters bir soru çünkü virgülleri nereye koyacağım? 2, 3, 4 bizi çok zorlamadı ama 5 ve 6 için biraz düşünmek gerekti. Güzel bir bölme bölünebilme sorusu aslında arkadaşlar. Şimdi biz bu pastayı böleceğiz diyelim. Kaç bir hamle ile ikiye bölünüyor. İki hamle ile bakın dörde bölünüyor şeklinde olmuş şurası. Ya da bir hamle ile böyle bir hamle ile böyle üçe bölünüyor. Sonuçta iki hamledeki olasılıkları size göstermiş. Biz bunu dört bıçak darbesiyle yapacağız ve eş parçalara böleceğiz. O zaman bir, iki, üç, dört bıçak darbesi vururum. Bir, iki, üç, dört, beş. O zaman bu pasta ağırlığı arkadaşlar her bir parçanın tam sayı olduğuna göre bakın eş parçalara ayrıldığında her durumda oluşan parçaların ağırlıkları birer tam sayı diyor. Haliyle 5 tane sayı 5'e bölünüyor demektir. O yüzden burada şıklarda 5'e bölünmeyenleri sadece 144'e ediyorum geçtim. Sonra arkadaşlar şöyle bir bölme yaparım bakın 4'e bölünmüş ya böyle 2 hamlede böyle bölünmüş. Ben bir de böyle bölerim. Bakın toplam 4 çizik attım gördünüz mü? 4 kere bölme yaptım. 4 hamle kullandım ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya ayrıldı. O zaman bu 8'in katı bir sayıdır arkadaşlar. 8'in katı olmayan bir sayıyı çıkartabilirsiniz. Eleyebilirsiniz. Burada şu an bu 8'in katı değil. E şıkkı da gitti. Sonra arkadaşlar bir de şöyle yaparız. Bakın böyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şuradan da göstereyim bakın. Kendim çizerek bir daha. Böyle böldüm iki hamle. Şu şekilde. Bir de böyle iki hamle böldüm. Bakın 9 eşit parçaya bölündü. O zaman bu sayı 9'un da katı olması lazım. 200 gider. 240 da gider. Bu yüzden cevap arkadaşlar 360. soruda bu düşünülmeliydi. Böyle çözüm kısa görünüyor da işte... TYT olunca iş biraz vakit kısmı da önemli arkadaşlar. İki tane sayı var arkadaşlar. Birine x diyelim diğerine de 32 artı x diyelim. Aralarındaki fark 32 oldu. Hem de tek bilinmeyen kullanmış oldum. Şimdi bunları ardışık tam sayı yapmak için küçük olanı iki kat arttırıyoruz. Bakın iki katına çıkarmak değil. 2 kat arttırdığımız için 3 katına çıkıyor böylece. Diğerinde 5 azaltıyoruz. Yani 27 eksi x oluyor. Peki hangisi daha büyük onu bilemiyoruz ya işte. Bu da büyük olabilir. Bu da büyük olabilir. Sonuçta küçüğü büyüttük, büyüttü, büyüğü de azalttık. O zaman belki 3x daha büyük, belki 3x daha küçük. Bilemiyoruz ya işte o yüzden olabilir diyor. 3x'in bir fazlası 27 eksi x'e de eşit olabilir. 3x'in bir eksiği 27 eksi x'de olabilir arkadaşlar. Böylece 4x eşittir 28'den x 7 gelebilir. Yine buradan da 4x eşittir Aa pardon ben orayı 27 artı x yapacağımı 27 eksi x yapmışım affedersiniz. O yani sadece şurayı artıyı geçirirken hatam var. Kusura bakmayın. Şimdi buradan arkadaşlar 2x eşittir 28 olabilir. Ya da 2x eşittir 26 olabilir. x 13 veya x 14 arkadaşlar. Bundan dolayı artık bu büyük sayıyı bulalım. Küçük sayı 13 ise büyük sayı 19. 14, diğeri de o zaman 18 olabilir. 19 olursa rakamlar toplamı 10, 18 olursa rakamlar toplamı 9. Böylece cevabımız 2, 3, D şıkkı. Tam fonksiyonlarda arkadaşlar veya azalan fonksiyonlarda durum şudur. Birebir ve örten. Çünkü arkadaşlar bir fonksiyonun daima arttığını görüyoruz. Birebir olduğunda bakın veya azaldığını tabii ki. Bakın şimdi mesela şöyle bir fonksiyon. Yatay doğrular çizdiğiniz zaman grafiği hep tek noktada keser. Veya azalan bir fonksiyon düşünün. Bakın grafiği hep tek noktada kestiği için bu birebirliği anlatır. Örtende ne demektir? Değer kümesi görüntü kümesine eşittir. Yani burada bakın fonksiyon 0 ile 10 aralığında tanımlanmış ya o zaman 0 ve y değeri olarak 10. Gördünüz mü? Bunun görüntü kümesi böyle olur. Herhangi birisinin yani f veya g'nin veya azalan da olabilir tabii ki. Bakın böyle. Gördüğünüz gibi maksimum yayın alabileceği değer 10, minimum arkadaşlar yayın alabileceği değer 0 ve fonksiyon böyle azalıyor. Y değerleri 0 ile 10 arasında gidiyor, azalıyor gittikçe. Burada da y değerleri 0 ile 10 arasında gittikçe artıyor arkadaşlar. Örten olduğunu da görmüş oluyoruz. Hiç boşluk yok. Grafiğe çizdiğiniz paraleller grafiği bir noktada bile olsa kesmesi gerekiyor. Örtenin tanımı budur. Birebirin tanımı da grafiği birer noktada kesmesi lazım yoksa aynı anda iki eleman bir yere gider. Şunun gibi düşünün. Bakın bu birebir değildir. Neden? Hem şu denklem hem şu sayı pardon hem bu sayı hem bu sayı aynı ordinata gitmiş. Dolayısıyla burada arkadaşlar bir tanesi böyleyken bir tanesi çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi. Çözüm aralığı 0 4 aralığından dolayı birisi artıyorken birisinin azalıyor olması lazım. Peki hangisi olur böylece? fx eksi gx 0 4 aralığında küçüktür 0 geliyorsa f alttadır g de üsttedir 0 4 aralığında. Çünkü bir fonksiyon üstte ise y değeri büyüktür. Haliyle arkadaşlar bu g fonksiyonunun değerleri f fonksiyonunun değerlerinden daha üstte olacağı için çıkartınca bu şekilde örnek şöyle bir sayı vereyim bakın. 1 olsun burası. F1 arkadaşlar 2 olsun mesela. G2 de arkadaşlar. G1 pardon 6 olsun. Böylece birisi diğerinden daha büyük olacağı için negatif çıkar. O zaman F7 ile G7'ye bakalım. Mesela şurada bir yer. Burada X'e 7 verdiğimiz zaman F üstte G altta o zaman bu pozitiftir arkadaşlar. G3 F10. Şimdi bunu arkadaşlar bilemem. Şey bilirim direkt yanlıştır. F10 Mecburen 10 olması lazım. Söyleyeyim, bu bize başka zaman çok iyi lazım olacak. Örten bir fonksiyon verildiğinde sınır değerleri arkadaşlar direkt bize e, fonksiyonun görüntü kümesinin de sınırını verir. Yani X'e 10 verdiğinde Y'si de 10 çıkıyormuş. G'ye 10 verdiğinde e, Y'si de 10 çıkıyormuş. Bu tab tabi tesadüf hani burası 10 oluyorsa burası 10 oluyor manasında değil buradan verdiğin değer direkt burada verdiğin değere eşit oluyor. Ben size şöyle göstereyim. Soru önemli olduğu için biraz anlatayım size. A, B, C, D aralığında eğer bu örtense F, A direkt C'ye eşittir. F, B de arkadaşlar D'ye eşittir. Bununla ilgili böyle ince bir soru olmuş. Daha da inceleri aslında A, Y, T'lerde var. Burada şimdilik idare edelim. Haliyle G3, F 10'dan küçük oldu. Alabileceği en büyük değer fonksiyonu zaten 10. F3 arkadaşlar. E, G3 de bundan daha küçük bir değer. Bakın G3 şurada bir yerde ama sonuçta ondan küçük haliyle bu negatif çıktı. F5 G3 zaten arkadaşlar F5 pozitif bir değer. Bu grafik x ekseninin üstünde sadece f da 0 oluyor. g da 0 oluyor. Burası bakın yine g da 0 oluyor arkadaşlar. Bu yüzden f5 çarpı g3 de artı çarpı artıdan artı olur arkadaşlar. 1, 2, c şıkkı. Opsiyon verilmiş arkadaşlar. Tamamı e, görünmüyor. Böyle katlanan yeri anlamıyoruz. Orada x eksenin nerede kestiği belli değil. Şimdi grafiğin yeni halini çizelim. Bakın şimdi şöyle normalde. Burada bir x değerinde kesiyor. Orası soru işareti diyelim. Eksi 6. Burası eksi 2. E, şöyle arkadaşlar geçiyor. Ve buradan da bakın. Burası 4 olmak üzere. Burası da 6 olacak şekilde. Şimdi... F bileşke F eksi 4. F eksi 4 arkadaşlar kaça eşit nasıl anlayacaksınız? Burada şunu yapacaksınız. Birazcık geometrinin nimetinden yararlanın. Eksi 4 eksi 2 ile eksi 6'nın tam ortasında değil mi? O zaman şuranın uzunluğu 4 olduğu için orta tabandan 2 olur. Haliyle F eksi 4 arkadaşlar 2 olur. Sonra F'in içinde F olduğu için artık F eksi 4'ü 2 bulduk. F2'yi bulalım. F2 sıfırmış zaten onu kendi vermiş. Heee. F2 sıfır ne demek? Grafik x eksenini kesiyor demek. Eksi 6'da kesiyor. 6'da kesiyor demek ki işte bu soru işaretli yerde 2'ymiş. Bunun bize katkısı arkadaşlar şu olacak. Soru f bileşke f eksi 2 istiyor ya. İç içe yine. F eksi 2'ye bakıyorum. Kaça eşit y'si? 4'e. Şimdi geliyorum f4'e. F4'ü nereden bulacağım? Buradaki ordinatı bilmiyorum. Yo biliyorum aslında arkadaşlar. İster temel benzerlik istersek de e, şuradan görebiliriz. Bakın şuranın uzunluğu 4 birim arkadaşlar. 2 eksi eksi 2'den 4 birim. Bak bu ikiz kenar dik üçgen oldu 45 derece. Ters açıdan bu da 45 derece. O zaman 2 birim olduğu için 2 4 arası 45 45'ten yine 2 oldu. Ordinat tabii ki negatif olacağı için eksi 2'dir. F4 de bu yüzden eksi 2'dir. C şıkkı olur arkadaşlar arkadaşlar önemli olan kısım ilk önce şurası. Bunların şimdi ikisi çocukları olduğu için A, A, B, B, C, D ve E, F diyeyim tamam mı yaşlarına yani A, A, B, B, C, D, E, F. Toplam 8 kişi. Ama iki tane sayı aynı olduğu için kümeye yazarsak küme 6 elemanlı olur. Aritmetik ortalama neydi? Toplama eleman sayısına böl. O zaman toplama bulmak için ne yaparız? Eleman sayısıyla ortalamayı çarparım. Yani bu A, B, C, D, e, F'nin toplamı ne olacak arkadaşlar? 20 çarpı 6'dan 120. Bunların toplamı A, B, C, D, E, F'yi veriyor. Sonra çocukların tamamının yaş ortalaması yani bunlar artık 8 kişi. 18 çarpı 8 de çocukların yaşları toplamı. Yaşları toplamı deyince A, B, C, D, E, F zaten buradan geliyor. 120 Demek ki fazladan olan A ve B yaşındaki çocukların toplamı buranın 144 olması için şuranın zaten 120 olduğunu biliyorum. Demek ki neymiş? 24'müş arkadaşlar. A artı B 24 olduğuna göre 2A artı 2B 48'dir. Aritmetik ortalama 4 tane insan olduğu için 2A 2B olduğu için böylece 12 olur B şıkkı. Para miktarlarının çarpımında arkadaşlar maksimum elde etmek için biraz tabi sayılarla düzgünce oynamak lazım. Kesinlikle 5 ve 2 zaten var. 17 için de hani alabileceği en büyük değerleri çarpın diyemem. Çünkü öyle bir kavram yok. Evet çarpımı en büyük yapacağız ama burada hediye çekinin sayısını azaltırsanız çarpım o zaman küçülür. Düşünsene şöyle dediğini. Hocam hemen rakamları büyük olsun diye ben böyle aldım. 15 2 daha 17 evet çarp bakalım bunları ne geliyor 125 çarpı 2'den 250 geliyor o zaman 1 2 3 4 tane hediye çeki almış olur çünkü Her bir hediye çekini arkadaşlar 10 liralık Alışverişten alıyor o zaman cevabın 40 olması lazım tabii ki böyle değil çarpım küçük olur o zaman Ama şöyle ayarlarsam 5-2 zaten var Sonra şu 5'i ben niye bilet sayısını maksimum yapmak için e, ayırmıyorum ki. Bakın A'nın alabileceği en büyük değer demiş aynı zamanda. Bir de bu haliyle tabii ki alışverişinde maksimum olmasını isteriz böylece. 3, 2 3, 2 diye ayırırım arkadaşlar ben bunu. Böylece çarpım da büyür. Artık burada bu çarpımda bakalım 250'den büyük mü değil mi? Görelim hem. 5 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 yani 9. 45 çarpı 8. Bu ne yaptı? 360 gördünüz mü? Çarpım daha büyük oldu. Ve kaç alışveriş? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Demek ki her biri 10'ar liralık olduğu için 60 liralık alışveriş yapıyormuş. Çarpımın en büyük olması için C şıkkı. Tabi bazen şöyle oluyor. Hani hocam hemen verdiğiniz çıktı da biz nasıl düşüneceğiz? 2 vermeye çalışırsan toplamları tek olduğu için bozuluyor. Yani 5-2. Şimdi böyle yapmaya kalkıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5. İlk kere 5, 10, 17. Şimdi e, hadi tekliği de hallettim. 7 olduğu için böyle ayarladım. Ama 2 üzeri 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 üzeri 6 çarpı 5'te 320 oluyor. Yani bu sefer 3'leri düzgün kullanmadığım için hatta hiç kullanmadığım için 320 oldu. Bak 360 bulmuştum demin ben. Yine 40, tabii ki kabul ediyorum bunu. E, tehlikeli bir soru. Vakit kaybettirmeye yönelik bir soru arkadaşlar. Gördün gördün göremedin sona atacaksın soruyu. Şimdi arkadaşlar ilk seçimde 1 Ekim'de arkadaşlar yapılan seçimde sayısal bölümü seçenlerin sayısı eşit ağırlık bölümünü seçenlerin 2 katının 5 eksiği. O zaman eşit ağırlıkları E diyelim 2E 2A artı 5. Sonra 1 Ekim'den sonra 1 Kasım'da bir de bölüm değişikliği yapıyor. 10 öğrenci sayısal bölümden gidiyor. Sonra 5 öğrenci de eşit ağırlık bölümünden sayısala geliyor. Yani bunlar gidiyor 2 e tane insan oluyor. Eşit ağırlıktan da 5 gitti 10 geldi arkadaşlar. E artı 5 oldu eşit ağırlık. E bundan sonra 1 Aralık 2020 itibariyle eşit ağırlıklar, sayısallar ve bir de ne arkadaşlar sayısal sözel bölümü. Soruda ne demiş? Sözel bölümü seçenler sayısalın yarısı. E o zaman sözeller de e tane olacak. Toplam buradan o zaman 4e artı 5 olur. Bu ne demek arkadaşlar? 4 ile bölümünden kalanın 5 olması lazım. Ya da burada şunu derim bu zaten 4'e bölünüyor. Bu da tabii ki 4 ile bölümünden kalan 5 demek saçma oluyor. 4 ile bölümünden kalan 1. 4 ile bölümünden kalan bunların hepsinin 1 ancak bunun değil e şıkkı yine güzel bir bölme sorusu. ÖSYM bu tarz böyle bölme sorularını temel kavram gibi görünen sorularda soruyor. Şimdi burada değer verirken 100 vermek istemiyorum. Çok büyük olmasın diye 10 vereyim arkadaşlar. Ee, 10K diye 10T diyelim şeye. Neydi? Toner'e. Bir de ne vardı? Kağıt, değil mi? Kağıdı da 10K diyelim fiyatına. Tonerin fiyatı ve ayrı ayrı tabii tonerlerin fiyatı kendi içinde, kartuşların aman kağıtların da fiyatları kendi içinde birbirine eşit. Şimdi birinci mağazadan arkadaşlar 4 toner yani %50 indirim olacak ya, ikincisi? Şimdi bir tanesini alacaksın 10T, diğerini 5T alacaksın. Diğer ikisi için de aynı şey. Sonuçta 1 artı 1 de bunu yapıyorsan 2 artı 2 de de aynı şeyi yaparsın. 15 çarpı 2'den arkadaşlar 30 TL'lik oradan alışveriş yapmış oluyorsun. Sonrasında B internet sitesinde %20 indirimli onun %20'si 8 yapar. 2 tane alacağız. 16 tane kağıt. Bu toplam 24 TL. Sonra arkadaşlar Aynı yorumu B için de yapalım. B'den 2 tane toner ama bu sefer B'deki alışveriş %20 indirimli olduğu için onun %20'si 8. Haliyle buradan 2 tane alacağımız için 16T olacak. Sonra 4 tane kağıt onu da buradan aldığımız zaman yine aynı yorumla işte birine 10K dersek öbüründen 5K olur. Aynı durumu 2 ile çarpacağım çünkü 1 artı 1 bir daha 1 artı 1. Buradan da arkadaşlar... Burası da 30K oldu. Bu da 22 TL'ymiş. Taraf tarafı topladığınız zaman gayet kolay geldi. 46 parantesinde K artı T 46. K artı T arkadaşlar 1'miş. O zaman 1 toner 1 kağıt. Ben başlangıçta 1 toner ve 1 kağıda bakın 10 T ve 10 K demiştim. Toplamları o zaman 10 çarpı 1'den 10 oldu. A şıkkı. Şimdi arkadaşlar soruda bence bence değil kesinlikle öyle de e, doğrusal bir yol diye belirtmek lazım yoksa bunlar ikizkenar üçgenin birbirine eşit olan iki yolu da olabilir. Haliyle bu durum olabileceği için soru o zaman zorlaşır daha doğrusu çözülemez hale gelirdi ama e, şu genelde kabul edilmiş. Sorudan bence direkt anlaşılmıyor. Yazılması lazım. CAB doğrusal diye belirtilmeli. Bu şartlar altında C ikisine de eşit uzaklıktaysa evet böyle orta noktadadır. A'dan çıkan B'ye, B'den çıkan C'ye doğru, C'den de çıkan B'ye doğru nerede karşılaşıyorlarmış? Tam böyle CB'nin orta noktasında. O zaman x dersek burası da 2x olur. Bunlar aynı anda tam da böyle CB'nin ortasına geliyorsa ne demektir arkadaşlar? C ve B'nin hızı aynıdır, birbirlerine doğru geliyorlar. A'nın hızı da bunların 3 katıdır. Sebep Bunlarla aynı zamanda bunların 3 katı kadar yol alıyor. E haliyle arkadaşlar bu 3x yol alıyorsa bunlar xx yol alıyorsa bu şekilde hızlar 3 v v ve v olacaktır. Bundan sonra soruda ne demiş bize? 11.40'da karşılaşıyorlar. Haliyle ne söylerim? V çarpı 11.40 100 dakika yapar. V çarpı 100 arkadaşlar x'e eşit olsun. Bakın c V hızıyla 100 dakika yol oluyor. Şimdi ikinci durumda A ve C birbirine doğru gelecekler. 2x'lik yol alacaklar. Yani V çarpı 100 x ise 200 V'lik yol alacaklar. İki cisim birbirine doğru geliyorsa, iki araç birbirine doğru geliyorsa hızlar toplanır. 4V çarpı T'den T 50 dakika oldu. 14 ile başlarsa 14.50'de bu iş biter C şıkkı. Burada arkadaşlar ben bilinmeyen çok fazla kullanmamaya çalışacağım. Çünkü iki aşaması var sorunun. Bir gidenler var, bir gelenler var. 5 yaşında kaç tane çocuk var bilmiyoruz. X olsun. O zaman bunların yaşları toplam 5X olur. Sonra 6 yaşında kaç tane çocuk var? 70-X. Neden? Toplam 70 tane çocuk olduğu için. Bak tek bilinmeyene bağladım. Ve bunların yaşları toplamı başlangıçta 390. Böylece 5X-6X. Eksi 420 eşittir. 390'dan x arkadaşlar kaç gelmiş oldu? Şurası artı olacak. 30. 420'den 390 çıkardım. Evet bir an zorlandım söylerken. X eşittir 30 oldu arkadaşlar. Demek ki 30 tane çocuk 5 yaşındaymış. Ve 40 tane çocuk da 6 yaşındaymış. Sonra 442'ye ulaşıyor yaşları. Neden? Kaç tane çocuk var bilmiyoruz. Hangisi 5 yaşında hangisi 6 yaşında ama toplamda 20 tanesi ayrılıyor. Bunların yerine gelenler bakın şimdi. 390'dı. Buradan arkadaşlar yaşları toplamı bilmediğimiz 20 tane çocuk ayrıldı. Yarına ne gelmiş oldu? Yaşları 8 olan 20 çocuk yani 160 yaş toplamı. Bu da bakın 442 oldu. 390, 442, 52 yapar. O zaman A buradan 108 oldu arkadaşlar. A ne demek aslında? A tane çocuk olsun bunların yaşı 5 yaşında olsun. B 20 eksi A yaş A tane çocuk olsun bunların yaşı da 6 olsun. Bakın böylece 108 eşittir 5A artı 120 eksi 6A'dan A arkadaşlar 12 oldu. 12 tane çocuğun 5 yaşında olduğunu biliyoruz. Ayrılan çocuk sayısı toplam 20. Bunlardan 12 tanesi 5 yaşında. Yüzde sorduğu için yüzde çarptım. E şıkkı oldu. Arkadaşlar değişmeyen ne? Çay miktarı. Yani çayın kendi o çay özü diyelim ona. Limon değişiyor, şeker değişiyor gibi oluyor ama en azından çay değişmiyor. Şimdi ne kadar olduğunu bilmediğim bir miktar olsun. Yüzde seksen demiş ya. Yüzde sekseni sadeleştirirsek 4 bölü 5 yapıyor arkadaşlar o zaman toplam ürün 5x olsun 5x'in 4 bölü 5'i ne yapar yüzde 80'i yani 4x o zaman 5x toplam ürün 4x arkadaşlar çay Şuradaki bahsettiği çay Haliyle 4x Oranı bulmak için üstte 4x yazıyorum Toplam miktar 5x buna ne kadar arttırıyoruz 5 gram Her zaman karışım oranı nasıl bulunur istenen bölü tüm Dolayısıyla 4x bölü 5x artı 5 neye düşmüş %40'a. %40 nedir? Sadeleştirirsem 2 bölü 5. 5 ile sadeleştirdim. X artı 1. Bunları sadeleştirdim. 2. X artı 1 eşittir. 2 xten X arkadaşlar 1 olmuş oldu. Demek ki burada 5 gram toplam çay miktarı. Çay karışımı diyelim ona. Ee, 1 gram arkadaşlar limon şeker. 4 gram da çay özü. Yani buradaki çayla toplam çayı karıştırmayalım diye söylüyorum. Şimdi ikinci durumda e, ee, ne yapılmış, burada çaya şeker katılmış. Yalnız 11 katına çıkarılıyor ya, o zaman bu ne demektir? 10 kat şeker eklenmiş. Şekere şey dersem, zaten arkadaşlar var olan ne var içinde? Bir miktar şeker var. Onun 10 katını ekleyince, eklediğim miktar, toplam 5 gram karışım vardı. Bir birim yani bir tane şey şeker olsun dedim. 11 katına çıkması için 10 şey ekledim. Sorunun bence burası önemliydi arkadaşlar. Ve zaten yine şey değişmiyor. Çay miktarı o da 4x'ti. Yine bu durumda da 2 bölü 5 olmuş. %40 yani. Buradan da sadeleştirirsem 5'leri 2 şeye artı 1. Bunları da sadeleştirirsem 2x arkadaşlar neye eşit olmuş oldu? 2 Ş şey artı 1. X dediğim zaten 1'di. Demek ki arkadaşlar şeker miktarı 1 bölü 2'ymiş. Şeker miktarı başlangıçta 1 bölü 2. Tüm karışım 5 gram. 1 bölü 10'u şekermiş D şıkkı. 100 TL var arkadaşlar. Bir futbol topu alınacak 100 TL'ye. 32, 40, 43 tane 1 liralık madeni paraları var. 3 çocuktan Bekir'in verdiği paraya 2K diyelim. Bu arada 40, 32 ve 43. Akif, Bekir ve Cemil. Şimdi Bekir 2K versin, Cemil de 3K versin. Şimdi bunların toplamı 5K. Bu Ali'den de A lira gelsin. 5K artı A neye eşit? 100'e. Bakın ÖSYM de buna çok dikkat ediyor arkadaşlar. Bu 5'in katı bir sayı. Bu da 5'in katı bir sayı. A'ya o zaman 5'in katı bir sayı vermeniz lazım. Yani A'ya sayı verirken 5'in katı olduğunu unutmadan 10 deneyeceksin, 20 deneyeceksin, 30 deneyeceksin. Böylece 50 kere sayı denemek zorunda kalmayacaksın işte. Şimdi tabii ki ben size uğraştırmayayım. 10 denedin, 20 denedin olmayacak. 30 denesen gelecek. Haliyle A'ya 30 verince 30 artı 5K eşittir 100'den. K ne geliyor arkadaşlar öbür tarafa attığımız zaman? 70 bölü 5'ten 14. 14 ile 2'yi çarparsak 28. 14 ile 3'ü çarparsak 42. Akif'in ne kadar parası kalmıştır kumbarasında? 32'den 30 çıkarırsak 2 gelmiş oldu. B şıkkı. 8 kişilik bir arkadaş grubu var. Bunlar kendi arasında birer maç yapacak. 8'in ikilisi. Tokalaşmak, hediyeleşmek gibi düşünün. 8'in ikilisi de ne yapacaktır? 8 çarpı 7 bölü 2'den 28 tane maç olacak. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Bir maçta bir takım kazandı, bir takım kaybetti. Ee, burada kazanılan toplam puan nedir? 10 puan. Diyelim iki takım da berabere kaldı. Toplam kazanılan puan nedir? 4 çarpı 2'den 8. Buna dikkat edeceğiz değil mi? Tamam mı? Kazanan kaybeden fark etmez kimin kazandığı oradan toplam 10 puan geliyor. Berabere kalınırsa toplam 8 puan geliyor. Dolayısıyla berabere biten maç sayısına B diyelim. Bunlardan toplam 8 puan geldiği için B maçta 8B puan gelir. Geriye kalan 28 eksi B maçta bir takım 10 puan alacağı için bu kadar puan gelir ve 248 olur. 8B artı 280 eksi 10B eşittir 248. Böylece 32 eşittir 2B oldu. B de arkadaşlar 16 oldu. Bu 16 şıklarda yok çünkü berabere biten maç sayısının rakamları toplamı demiş E şıkkı. Burcu doğduğunda Ali o 4 yaşındaysa Ali'ye e, Burcu'ya B diyelim Ali'ye de B artı 4 diyelim. Ali'nin yaşı babasının yaşının 3'te biriymiş. O zaman babasına da 3 kat alacağım için bakın Burcu, Ali ve baba. Bunları böyle yazdık şimdi. 3B artı 12. Yaş problemlerine ben böyle sorularda tabloda kullanıyorum arkadaşlar. Tablo var bir çözüm yaparak daha böyle kısa yoldan ulaşıyoruz. Tabi size anlattığım için sizin yapması kadar kısa olmuyor sorular. Burcu Ali'nin yaşına geldiğinde yani 4 sene sonra o zaman Ali de böyle olur. Baba da bu şekilde olur ve bunların yaşları toplamı 4B artı 24 80'miş. B arkadaşlar 60 24 mü? 80'den 24 çıkarınca ne oluyor? 56. 4B eşittir 56 olduğundan B arkadaşlar 14 geldi. Böylece 3 yıl geç doğmuş olsaydı yaşı 3 yaş daha genç olurdu. 14'ten 3 çıkardık 11 e A şıkkı. Bu soruda arkadaşlar üşenmeden bence bilinmeyen vermek lazım. Bölme sayısı bakın belli değil. E, papatya sayısı belli değil. Papatyalardaki boyanan sarılar belli değil. O zaman bir yerden başlayalım şimdi. Bir kısmında iki kalan kısmında 3 papatya deseni vardır demiş. Tuvalet kağıdında bulunan papatya sayısı bölme sayısının 7 bölü 3 katı. X tane bölmede arkadaşlar burada az bilinmeyen kullanmak isterim ama mecburen iki bilinmeyen kullanacağım. Çok fazla bilinmeyen var çünkü. X tanesinde 2 papatya olsun toplam o zaman buradan 2x papatya gelir. Y tanesinde 3 papatya olsun toplam 3y tane papatya gelir. Papatya sayısı bölme sayısının 7 bölü 3 katıydı. Bölme sayısı nedir? Birine x dedim ya bunlara x tane olsun dedim. Bunlara da y tane. O zaman x artı y'nin 7 katı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve tabii ki oran 3 bölü 7 olduğu için burayı da 3 ile çarpmamız gerekiyor. Ya da göremeyenler şunu görsün. Gördüğünüz gibi papatya sayısının bölme sayısının oranı 7 bölü 3. İçler dışlar 7x artı 7y eşittir 6x artı 9y. Buradan da x eşittir. 2y geldi. Şimdi x gördüğüm yere 2y yazacağım. 2y tane arkadaşlar ikili var. y tane üçlü var. Bunları yazalım ki hata yapmayalım. Ne demiş soru bize? Sarı renkli yaprak sayısı. Şimdi 2y tane sarı e, ikili papatya var. Ve bunların her birinde arkadaşlar 2'şer taneden toplam 4 tane sarı renk olacak. Üçlüden y tane var ve her bir üçlüde 9 tane boyanmış var. O zaman üçlü arkadaşlar 3y ee, üç tane her birinde 3'er tane olduğu için 9y tane gördüğünüz gibi sarı renk var. 9y, 8y daha 17y oldu. Sarı renkli yaprak sayısı 17y. Bölme sayısı nedir? Toplam bölme sayısı x artı y. X gördüğümüz yere 2y yazmıştık. 3y oldu y'ler gitti 17 bölü 3 değişik arkadaşlar Bazı sorular zorlayıcı olabilir arkadaşlar ama Oralarda Düzgün sayılar verirseniz işinizi biraz rahatlatırsınız İlk yaklaşımım yüzde problemi olduğu için 100a işte 40a 60a tarzında gideceğiz Başlangıcımız 100 olacak oradan daha kolay yapacağız Bir de Şurada bakın a ortamında bulunması gereken B ortamında bulunması gerekenin 3 katıymış o zaman B ortamında 100 A tane bakteri olsun. Böylece daha az kesir uğraşırız. A ortamında da olması gereken 300 A olur. Yalnız A ortamında olması gerekenden %20 fazlaymış. %20 1 bölü 5 demektir. Bölersek 60 A yapar. Demek ki A ortamında 360 tane bakteri var. Bu arada A ortamında bulunan bakteri ile D ortamında bulunan bakteri aynıymış. O zaman burada da 360 A tane bakteri var. Yalnız olması gereken %25 eksiği yani x d dersek olana şey olması gerekene %75'i var burada. Yani 3 bölü 4'ü var. O zaman gerçekte olması gereken sadeleştirirsem buradan e, 3 ile 360'ı 120. 120 ile de 4'ü çarparsam 480 a tane bakteri olması gerekiyormuş D'de. Gelelim B'ye. B'de 100 a vardı ama olması gerekenin %10 eksiği. 10'a bölersek 100'ü 10 çıkarırsak 90, a, 90 A tane bakteride B'de var. Aynı yorumla 90 A tane bakteri de C'de var. Bunun da olması gerekenin %50'si fazla yani 150 bölü 100. 100 50, %50 fazlaysa 150 bölü 100'ü 90 a eşittir. Demek ki olması gereken C'de arkadaşlar 60 A'ymış. Haliyle buradan D'de olması gereken ve C'de olması gereken bunları çıkarırsak 420 A eşittir 6300. 63'ü 21'e bölersek 3, 42'yi 21'e bölersek 2. Sıfırları sadeleştirirsem A buradan 15 oldu. B ortamında olması gereken bakteri sayısı 100 aydı. Böylece 1500 oldu. D şıkkı. Yüzeyler üst üste gelecek. Bu şu demek arkadaşlar. Şimdi şuraya K diyelim. Bu K tane nokta olsun karşısında toplamları 12 olacağı için 12 eksi k olacak. Artık bir üsttekinin de altında yani şöyle çizersek öbür kübü bir seferlik göstereyim bakın şöyle. Bunun da 6 12 eksi k olacak o zaman burası k olacak. Yine diğerinin arkadaşlar ilk ne o tabanı k olacak. Zirvesi yani üst tabanı da veya tabanı da arkadaşlar 12 eksi k olacak. Bu birinci. Bu ikinci. Bu üçüncü. Şimdi dördüncüyü de denerseniz 12 eksi k olduğunu görürsünüz buranın. Buranın da k olduğunu görürsünüz. Haliyle dikkat edin bakın. Birinci 12 eksi k ile bitti. İkinci k ile bitti. Sonra üçüncü 12 eksi k ile bitti. O zaman arkadaşlar ben ne anlarım? Teklerde bakın 12 eksi k geliyor üst düzeye. Çiftlerde de üst düzeye k geliyor. O zaman yedinci zarda Üst yüzeye ne gelecek? 12 eksi k gelecek. Haliyle bu en alttakinin kaç katıymış? 2 katıymış. K da buradan 4 oldu. Belki tahmin edilir ama ben düzgünce matematiksel olarak da size göstermek istedim. Şimdi bu 4 olduğuna göre arkadaşlar 4, 8. Başka ne olur? 3, 9 da olabilir tabii. Toplamları 12 olacak ya. Kesinlikle 4 ve 8 işin içinde olmalı. Ve 12... Rakamlar toplamı karşılıklı 12 ya. Üst yüzey, alt yüzey, yan yüzey, bir tane daha yan yüzey. Her birinin toplamı 12 tane ise karşılıklı 3'er e, karşılıklı 3 tane yüzey var ikişer ikişer. Dolayısıyla 3 çarpı 12'den tüm toplam 36 olur. 4 çıkarırsak evet kalan rakamların 32 olduğunu görürüz. Örnek üst yüzeyine, e, alt yüzeyine 4 gelir arkadaşlar. Kalanların toplamı 32 gelir. Ya da... Yine aynı şekilde toplamları 36 olduğu için 6 yüzeye 8 gelmiş olabilir. O zaman 8 geldiği için de 28 olur. Yalnız 30 olamaz. Niye biliyor musunuz? 30 olması için 6 ve yukarı 6 gelmesi lazım. Bu aşağıyı kapattığı için bizim geri kalanların toplamının 30 görmemiz lazım. Ama ne diyordu soruda? Her birinde farklı sayıda nokta var. 6 olursa üst düzeye de aynı sayıda nokta kalıyor. Bu yüzden cevap 1, 2, C şıkkı. Bu permütasyon sorusu gibi yaparsanız hani böyle yerleştirin falan biraz gıcıklık olabilir. Sayılar da böyle aşırı derecede büyük değil. Yani burada mantıklı olup tek tek denemek lazım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi zaten bir kere Cüneyt 4 numaralı, numaralı yerde. Cüneyt'in yeri hazır. Ali ve Ferdi yan yana olacak, Berk ve Ferdi yan yana olmayacak. Basitten başlayalım. Demir ve Engin yan yana ya. Ben o zaman Demir ve Engin'i yan yana yazarım. İster E'de ister de onlarla ilgili bir şey yok. Sonuçta bunları yan yana koydum arkadaşlar. Şimdi ben Berk ve Ferdi'nin yan yana olmaması için bunların aralarına kimi koyarım? Ali'yi. O zaman Ali arkadaşlar bu B, A, arasında B ve F'nin yeri önemli değil. Onu sormuyor. A'ya odaklanıyorum. Bakın permütasyon yapmıyorum. Böylece şunu anlıyorum yani FB fark etmez yer erken aralarında ama aralarına A girecek. O zaman Ali'nin gelebileceği ilk yeri 2 olarak bulduk. Tabii ki DE sağda olduğu gibi solda da olabilir. Yani DE burada olur arkadaşlar. Ferdi de bunların yanında olur. Böylece Berk ve Ferdi yan yana denk gelmemiş olur. Daha doğrusu pardon. Berk buraya gelmiş olur. Ali ile Ferdi yan yana olduğu için Ali buraya gelir veya bakın buraya gelir. O zaman gelebileceği diğer yerde 5 ve 6 olur. Böylece toplamları 13 olur. Yerleştirme sorusu permutasyonumsu bir soru aslında. Bu soruyu arkadaşlar uzun yoldan yapan vardır. Onlar da izliyordur. Yapamayanlar veya uzun yoldan yapanlar için şöyle bir şey söyleyeyim. Biz burada sadece bakın iki tanesi tekrarlı gördünüz mü? Bu şekilde veya bu şekilde örnek vermiş. 6 sembolden 3'ünü seçerim. Neden 3'ü seçerim biliyor musunuz? Mesela yıldız, kare ve daireyi seçtiğim zaman burada arkadaşlar herhangi birini bunlardan tekrarlı yapacağım. Bak o yüzden altının üçlüsü yaptım. 3 üç tane sembol seçtim. Bu üçünden birini de tekrarlı yapacağım. Örnek kareyi tekrarlı yapacağım. O yüzden bu üçünden biri tekrarlı olacak eleman olarak seçildi. Haliyle bakın görüntü şöyle bir şey olabilir. Gördünüz mü? Ee, ama şu da olabilir. Yani yıldızı da kullanmış olabilirim iki kere. Ya da yuvarlığı kullanmış olabilirim iki kere. iki kere. İşte o yüzden hangisiyle tek tek uğraşmak istemiyorum. Böyle üçün birlisi diyorum. Artık o üçün birlisi ikili seçeceğim eleman. O da belli. Ve toplam 4 sembol var. 4 faktöriyel. Ama bunlardan iki tanesi tekrarlı. O yüzden iki faktöriyele bölüyorum. İşte bu yüzden... Cevabımız 720 oldu A şıkkı. Soldaki kapıyı kullanma olasılığı arkadaşlar çocuk odasından gitmek isterse %60 yani kesi 3 bölü 5 diyelim şimdi. Çarpı. Çocuk odasına gitmesi için sağı kullanması gerekiyor. Çünkü solda veranda var. O zaman sağdaki kapıyı kullanma olasılığı da 2 bölü 5 olacak. Veya yola sağdan başlarsa yani misafir odasından o da sağı kullanma olasılığı 2 bölü 5 olur. Sonra arkadaşlar yatak odasına geçmek için sola gitmesi lazım. Onun için de 3 bölü 5. Haliyle 6, 6 daha 12 bölü 25. 100 yapmak için 4 ile çarparız pay ve paydayı. 48 bölü 100'müş arkadaşlar C şıkkı. Arkadaşlar 60 derece olacak paralelden dolayı şöyle çektim. Şimdi 3 birim dolayısıyla 30'dan dolayı burası 3 bölü 2 birim. Şimdi o zaman 0.5 burası, 1 burası. E, 2 olması için şuradan da 0.5 gelecek. Şöyle birleştiriyorum. Burası 1.5 kök 3. Burası arkadaşlar 1.5. Yine gördüğünüz gibi 30, 60, 90 geldi ve AB 3 birim oldu. C şıkkı. Yarı çapa baktığımız zaman arkadaşlar büyükte 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Dolayısıyla normalde 12 pi derim. Ancak 12 pi alfa bölü 360 diyelim ki yay uzunluğunu bulmuş olalım. Demek ki bunlar da sadeleştiğinden alfa 120 derece olacak. Alfa 120 derece olunca arkadaşlar şimdi biz normal üçgen yorumuyla burayı bulabiliriz artık. Bir kenar e, 2, 4, 6 olacak. Diğer kenarda şuradan ve buradan 2, 4, 6, 8, 10 oldu gördüğünüz gibi. O zaman ister kosinüs teoremi yapın, isterseniz de 120'den yararlanarak şöyle bir dik indirin. Bakın 60 derece, 30'un karşısı 5 olacak, 60'ın karşısı da 5 köküç olacak. Ben kosinüs teoremi yapmak istemedim çünkü sayılar çift sayı. 30, 60, 90 yapmaya müsait. Böylece 75 artı 121 eşittir x diyelim x kare. X de buradan gördüğünüz gibi 14 oldu. C şıkkı. 5 santim kaymış arkadaşlar. O zaman normalde başlangıçta bir orta nokta belirleyelim. 5 santim kayınca şimdi 10, 10, 20 olacak ya. Haliyle 5 santim bakın şöyle ayırdı. Bunu demek istemiş yani soru. Bundan sonra burası 12. Burası arkadaşlar 3 verilmiş. Şöyle bir dik indiriyorum. Dik yamuk yorumu yapacağız. 3 olduğu için buraya 9 kaldı. 9, 12, 15 üçgeninden alt taban artı üst taban 15, yükseklik 12, bölü 2'den 90. Tabii şu B arkadaşlar keşke verilmeseymiş. Çünkü onu kullanmadık yani. Ee, o zaman da gereksiz bir bilgi olmuş oluyor ama hani bu seferlik idare edin. Soru artık karşınıza geldiği için yapacak bir şey yok. Sanki 15 metreyi kullanacakmışız gibi ama olmadı. Soruları belki uğraştırıcıydı ama ilk e, 4 soru itibariyle geometri bakın çok sıkıntılı olmadı. Şimdi bu soruda katlama ama kolay bir katlama. E, katlama sorularında isterseniz eski haline getirebilirsiniz bakın şekli. Şimdi katlayınca uzunluk değişmez. Bir de mor bölgenin alanı, turuncu bölgenin alanının iki katı oluyorsa zaten bunların bir kenarları ortak. CD ve AB uzunluk olarak aynı. O zaman arkadaşlar 2K'ya K deriz. Alanlar ürün, tabanlar ürün olur. Katlayınca zaten uzunluk değişmiyor. 2K toplamda 5K eşittir 20 birim verilmiş. Böylece K buradan 4 oldu. 3K 12. E de orta nokta olduğu için zaten 10 santim yarısı 5. 5, 12, 13. E şıkkı. Normalde arkadaşlar soruda unutmayın. Başlangıçta bunlar eş üçgen. Yeşil üçgen değişmeyerek yani içinde yeşil ve sarı üçgen değişmeyerek diğerlerine referans olacak. Yani onun yardımıyla o kenarları bulacağız. Başlangıçta ee, ne olduğu önemli değil ama %40 oranında değişiyor. Öbürü de %20 oranında değişiyor ama bunların kenarlarını bilmiyorum. Ancak burasının 10 santim olduğunu vermiş bakın. İçinde yeşil e, renk bulunduran eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 10 santim. Ve sarı üçgenin de kenarı 2 santim verilmiş. Bunlar birer eşkenar üçgen. Paralel olduğu için arkadaşlar böyle hepsi birbirine eşkenar üçgenin açılarından dolayı böyle 60, 60, 60. Dolayısıyla sarı üçgen bir eşkenar üçgendir arkadaşlar. Haliyle artık şunu söyleyeceğim. Başlangıçta evet bunun da kenarları oldu. Bunun da kenarları oldu ama e, mor olan %40 oranında azaltıldı. Yani onun %40'ı nedir? 4 bölü 10'dur. 4 santim azaltıldı. Bir kenara 6 kaldı. O zaman buralar 4 4 oldu. Sonra bakın yeşil aynı kaldı. 10 olduğu için 8 8. Mavi olan %20 oranında büyütüldü. 10'un %20'si 2 bölü 10 yani 2 santim büyütüldü. 12 oldu. 12 olması için 10 ve 10 kaldı. Bunların toplamları arkadaşlar. Bunlar da şimdi ne oluyor? 10, 10 daha 20, 10 daha 30. Ee şöyle 12, 8, 20, 50. Burada arkadaşlar 58. 8 daha 66. Burada bir an tereddüt ettim. Allah Allah bir hata mı yapıyorum diye. Şimdi 72 arkadaşlar. Aslında... Şimdi açık söylemek gerekirse bu açık söylemek gerekirse dil direkt doğru söyleyeceğim şey. Şimdi çevre budur arkadaşlar. Bu yüzden bu çevrede bunun çevresi 72'dir. Yani o yüzden bu hani ÖSYM e sorsaydı bu soruyu hatalı diyecektik. Cevap 72'dir. Ancak ne zaman 78 olur? Onu da şimdi e, cevaba uydurmayalım. Sonuçta bu Türkiye genel deneme ama gerçek sınavda bile hata yapılıyor. E, burada da hata yapılıyorsa söylememiz gerekiyor yani. Çevre uzunluklar toplamı deseydi burada mor bölgenin çevresi. yeşil bölgenin çevresi ve mavi bölgenin çevresi toplamı nedir deseydi? Evet morların mavilerin ve yeşillerin toplamı 78 olurdu. Ancak çevre dediğimiz şey sanki bunun etrafına çit böyle e, veya böyle bir tel çiziyormuş gibi düşüneceksiniz. O yüzden yeşil bölge çevredir. İçeride kalan kısım çevreye dahil değildir. Şöyle düşünün. Siz diyelim burayı arkadaşlar bir tel örgü yapacaksınız. Siz burayı mı önemsersiniz yoksa içeride bir bölge var. Dur oraya da mı yapayım dersiniz? O yüzden sarı bölgeyi hesaba katamayız. 72 olacak. Çevreler toplamı deseydi 78 olurdu. Soruda eşit verilen açılar var. BAC ile DAE eşit demiş. CAD ile şunları harf verelim o zaman. Alfa, beta, beta diyelim. CAD ile de AEB. O zaman buraya da alfa diyeceğim. Bakın şimdi iki iç bir dıştan şu üçgende alfa artı beta oluyor. Böylece BD kenarıyla BA kenarı eşit oluyor ve iki kaldırım taşı 80 santimse bir tanesi 40'tır bu yüzden 120 olur CD haliyle arkadaşlar AB'de 200 olur çevresine demişti bize 600. O zaman 200. 200 de burası 400. 480 geriye kaldı 120 santim B şıkkı. Eğik kenarlar bize Pisagor'u hatırlatmalı arkadaşlar. Onun için de dik kenar oluşturmamız gerekiyor. Bakın şöyle dik kenarları oluşturursak bir kenara A diyelim. Bu ortadaki Yamuğun arkadaşlar bir tabanı böyle eşkenar üçgenlerden dolayı aslında kenarın iki katı oluyor. Bu yüzden 2a, a, sonra 30-30-120 üçgeni çünkü düzgün altgenin bir açısı 120 derecedir. Bu yüzden a kök 3, a, a, a Artık burada gördüğünüz gibi AD'de Pisagor, 2a kök karesi 12a kare, 3a'nın karesi 9a kare, 9 çarpı 7'den den 63. 21 a kare 63 olduğundan a kök3 oldu. Şimdi burayı bulduktan sonra b c'yi soruyor. Burada da e, yine şöyle bir üçgen var bakın. Bir kenar o zaman artık 2a dediğimize göre şunu bir sileyim. 2 kök3. Burası arkadaşlar kök3, burası da kök3. Bundan sonra tabii ki şurada 120 derece deyip kosinüs teoremi yapabiliriz. Sayılar güzel değil çünkü. 2 kök 3, kök 3 karesi 27. Artı kök 3'ün karesi 3 eksi 2 çarpı 3 kök 3 çarpı kök 3 kosinüs 120 eksi 1 bölü 2. Bunlar gitti. 3 kök 3 kök 3'ün çarpımı 9. Ee, 3 daha 12, 27, 12 daha 39 oldu. Böylece kök 39 E şıkkı. Özel bir örüntü oluşturmaya gerek yok. Direkt şöyle yapacaksınız. Bir kenara A diyeceksiniz. 2 santim kusaldı A eksi 2. Burası bakın A şöyle A-2 idi artık burası da A-2 çünkü 2 santim soldan da kısaldı. Sonra 3. adımda zaten kısalmıştı iki birim. A 2 birim A-2 yukarıdan arkadaşlar 1-2 daha gitti A-4 oldu. 4. adımda artık A-4 çünkü soldan da 4 birim gitti ee, sağ tarafta arkadaşlar burası da zaten ekstra bir yükselti olmadı A-4 Beşinci adımda buradan artık yaptığımız için burası arkadaşlar a-4 kalacak ama yükseklik kısmı 2 santim daha azaldığı için a-6. Soru buranın alanını işte bu beyaz bölgenin alanını a-4 çarpı a-6'dan 24 vermiş. 6 çarpı 4 çünkü ardışık çift sayı veya tek sayı gibi sonuçta gördüğünüz gibi bu şekilde iki tane e, sayı birbirinin iki fazlası olan. Demek ki a buradan 10 A 10 olduğuna göre 3. adımda 10 2'den bir kenar 8, 10 eksi 4'ten bir kenar 6 ve köşegen 10 santim C şıkkı. Yani öyle çok da problemli bir soru değilmiş. 100. adımdakini sorsaydı yani zaten 100. adımı soramaz da gittikçe sıfıra yaklaşır. Daha büyük bir sayı verip daha ilerideki bir adımı sorsaydı şunu görecektiniz. Bir azalmıyor. Birinci adımda arkadaşlar değişmiyor. ikinci adımda iki azalıyor. Öbürü birinci adımda bir iki azalıyor, ikinci adımda değişmiyor. Yani teklerde en değişmiyor. Çiftlerde arkadaşlar en değişiyor. Diğerinde de teklerde boy değişiyor. Çiftlerde boy değişmiyor. Böyle ikişer ikişer azaltacaktık ama öyle psikopatça bir durum olmadığı için kolaylıkla yaptık soruyu. Arkadaşlar bu demir çubuk engel olduğu için şöyle şırıngayı siz buraya kadar bastırabilirsiniz. Yani şöyle bir görüntü oluşur. Haliyle giden kısım nedir? Bu bastırdığımız kısım. Yani bizden bu kısmın hacmini istiyor. Biz onu bulacağız. Tamam mı? En baştan bunu söyleyeyim. Yani evet sıvı buradan dökülüyor ama bastırdığımız kısım dökülür. O mantığı es geçmeyin. Şimdi burada hacmi normalde 100 pi verildiğine göre Taban alanı pi r kare. Yükseklik 16. Pi'ler gitti. R kare sadeleştirirsek 25 bölü 4. R 5 bölü 2 oldu. Güzel. O zaman buradaki bir dik üçgende uzunluk 5 santim olur. Çap 13 hipotenüs yükseklik 12 oldu. Demek ki biz arkadaşlar burada toplam 16 santim olduğu için 4 santimlik şu kısmı ittirebiliriz aşağıya dökülür. 4 santimlik kısımda silindirik bir yapıda Tüm hacmin kaçta biri olur 4'te biri çünkü tüm yükseklik 16 santim zaten taban dairesi hep gördüğünüz gibi 5 bölü 2 santim yarı çaplı bir daire. Dolayısıyla yükseklikle hacim doğru orantılıdır silindirde 1 bölü 4 çarpı 100 pi'den de maksimum 25 pi buraya kadar ittirebileceğimiz için şu kısım dökülür. Cevap D şıkkı. Pratik birazcık olunabilir ama şimdi arkadaşlar orada bile çıkarma işlemi falan yapmam gerekecek. O yüzden düzgünce şunu görün lütfen. Bir kere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada 10 yüzey var. Karşıda da 10 yüzey var. 10 çarpı 2 yüzey alanı var. Sonra e, bakın 3, 6, 9. Yine 3, 6, 9. Bunlar da var. Toplam o zaman 9, 9, 18 oldu. Arka tarafta görmemiz gereken kısım ne? Şöyle bir 3 çarpı 3. Bakın 3 çarpı 3 bir de şu şekilde arkadan çıkıyor. Dolayısıyla arka görmediğimiz yüzeyde 9, 2 daha 11. Alt taban arkadaşlar 3 çarpı 4'ten böyle 12 tane. Unutmayalım şurayı hesaplamadım. Artı 1. Bir de şu üst var. 1, 2. Burası artı 2. Şunları da hesaplamadım arkadaşlar şu içeride kalanlar. 1, 2, 3, 4 tane toplam oldu. Bu şekilde yani biraz sayma ile ilgili bir soru. 20, 18 daha 38. 38, 23 daha 61. Burası da arkadaşlar 7 oldu. 68 A şıkkı.